Vallahi kazanacağımızı düşünüyoruz AK Parti olarak. Peki neden Erdoğan? Yani. Evet yani. Çünkü Erdoğan geldiğinden beri bir düzen var, bir güzellik var, bir huzur var ülkemizde. Yani bence öyle. Çocuklarımızı okula gönderiyoruz. Hep yardımdan yararlanıyoruz. Ne bileyim hastanemiz, özellikle karşınızda hastanemiz var, yapıldı. Her şeyimiz dört dörtlük. Biz rahat olduğumuz için Erdoğan diyoruz. Teşekkürler. Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Hayırlısı olsun. Sen Teyzem. Sen bilmiyoruz ne istedi. Kime oy verirsiniz? AK Parti. Peki neden Erdoğan? Seviyoruz onu. En dürüst onu buluyoruz. İyi günler. Doğru. Ben veriyorum. Hiçbir şey düşünmüyorum. Ne düşüneceğim? Kime oy verirsiniz? CHP'yi vereceğim. Muhalefetten adaylara bakıyorum hani ya bir tanesi dese ki ya ben eğitimde şunu yapacağım yok. Ben eğitimde bunu yapacağım yok. Hepsi yok 3. havalimanını durduracağım. Yok Kanal İstanbul'u durduracağım. Yok şunu yapmayacağım. Ya bana hani bir hani vatandaş olarak ben senden bir şey bekliyorum hani yok kredi kartını ödeyeceğim herkesin. Bu böyle bir vaat olmaz. Yani benim kredi kartı borcumu devlet ödeyemez yani. Öder mi sizce? Ödeyemez. Kredi kartı borcunu devletin ödeyeceğini söylüyor bir tanesi. İşte yok ötekisi diyor IMF'den diyor para alacağım diyor. Tekrardan diyor sanayiyi tarımı güçlendireceğim diyor. Ya niye IMF'den para alacaksın? Zaten IMF'den borcumu ödemek için bu millet bitmedi mi zaten? Bitti. Yani bakıyorum adaylara. Yani Erdoğan'ın haricindeki adayların hiçbir tanesi aklıma yani mantığıma hoş gelecek, güzel gelecek bir şey söylemiyor. Akıbetimizin Arap Baharı'ndaki ülkelerin yaşadığı akıbet olmaması için Erdoğan'ın ilk turda çıkması lazım. Olmaması için. Yoksa aynı kaderi yaşarız. Bu 24 Haziran'da tek seçimle ikinci tura kalmadan geçmemiz lazım. Çünkü ikinci tura kalırsak gerçekten şer odakları yine birleşecek yani her zamanki olduğu gibi. Ya ben bugün anlamıyorum yani dün Meral Akşener'i dinliyorum. Kral FM'de şeyde canlı yayında şeyini dinledim. Röportajını araçta. Selahattin Demirtaş'ın dışarı çıkmasını istiyor. Selahattin Demirtaş denen adam 6 Ekim 10 Ekim arasındaki o olaylarda milleti sokağa döktü. Yani ondan dolayı yatıyor bak Selahattin Demirtaş. Hani daha bunu bu ülkede geçmişte İçişleri Bakanlığı yapmış bir kadın Meral Akşener ve onun döneminde ben askerdim ve onun döneminde Ankara Genelkurmay'da askerdim ve o İçişleri Bakanlığı yaparken o askerler, o generaller tamam mı ona it gibi davranıyorlardı. Sus kız diyordu böyle. Sus kız. İçişleri Bakanı'na, jandarma komutanı. Böyle diyordu ya. O balyozdan yargılandı o adamlar. Ergenekon'dan yargılandılar. Yani İçişleri Bakanı'na böyle seni yani insan yerine koymuyorlardı. Çıkmışsın şimdi bu ülkede bölücülük yapan, bu ülkeyi bölmeye çalışan insan içeride 6-10 Ekim olaylarından dolayı içeride yatıyor. Daha diyor kararnamesi bile belli değil, suçu bile belli değil, neden yattığı bile belli değil, çıkması lazım diyor. Hani aklı sıra uyar Kürt vatandaşlarının oylarına talip. Aklı sıra yani o Demirtaş için içeride zaten çıkamayacak. Oyumuz boşa gitmesin diyecek Kürt vatandaş. Meral Akşener de onun çıkmasını istiyor ona verelim. Ya artık Kürt vatandaş da uyandı. Yani benim cebimde dünyayı taşıyorum ya. Giriyorum internetime, Google'a yazıyorum, dünyayı okuyorum. Kürt vatandaş da okuyor bunu. Artık kimse cahil değil. Aklım var, mantığım var benim. Yani bugün şimdi Erdoğan'a ille de yani olmasın, olmasın, olmasın diye gayret edenlere bakıyorum. Bugün hani otomobil fabrikası bugün Türkiye kuracak. Otomobil fabrikası kuracak. Adam diyor ki Almanya'da ben diyor BMW'nin fabrikasını gezdim diyor. Harikulade hayran kaldım diyor. O yüzden diyor Türkiye'de otomobil fabrikası kurmayacağım diyor. Ya böyle bir mantık olabilir mi? Almanya'daki fabrikayı gezmiş. Burada otomobil fabrikası kurmayacağım diyor. Ya böyle bir yani ben bu adama nasıl oy vereyim ya? Ötekisi de diyor ki bu ülkeyi bölmeye çalışanın içeride yatması. Ya ben bu insana nasıl oy vereyim ya? Öteki de diyor ki ne bilge adam diyorlar. Yani neresi bilgeyse zaten adamın geçmişi Sivas olaylarında karışık. Sivas olaylarını fitilleyen adamlardan birisi. Ya ben buna mı oy vereceğim yani? Seçimler hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi biz iyi olmasını düşünüyor inşallah. Hocam bizim bir partimiz var. Evet. Tamam mı? Evet. Bizim bir partimiz var. Evet. O da Cumhurbaşkanımız. Başka bizim partimiz yok. Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Peki neden Erdoğan? Neden Erdoğan? Çünkü hani benim tanıdığım bu zamana kadar yaşım itibariyle en iyi tanıdığım lider bu zamana kadar gördüğüm Recep Tayyip Erdoğan. Yani işte ülkemiz için inşallah hayırlısı olur. Yani onun haricinde bir şey düşünmüyorum. Bizim kendi şeyimiz belli artık yani. Belli bir tarafımız var artık. Onun haricinde hayırlısı olsun ülkemiz için. Teşekkürler. Siz? Aynı şekilde hayırlısı hangisiyse olsun yani. Ya şimdi Allah korusun bir deprem olsa
ülkemiz bunun altından çok rahat bir şekilde kalkabilir. Ama 99 depreminde gelen yardımlarla memurların maaşı ödendi bu ülkenin. Onun için şu anda Tayyip Erdoğan'dan başka bu ülke yönetecek birini göremiyorum yani. Hepsi boş vaatler veriyor. Peki seçimler ilk turda biter mi? Kesinlikle bitmesi gerekiyor. Yoksa ülkeyi geri götürür. İkinci tura kalırsa kime verirsiniz oyunuzu? Biz devletçiyiz, partici değiliz. Yani devleti iyi yöneten kim? Sonra oy veririz. Şu anda bana göre Tayyip Erdoğan çok iyi yönetiyor.